Ne oldu oğlum? Niye çağırdın beni? Senin ateşin var. Çok da terlemişsin. Dur bakalım bir de anne gelsin. Ne oldu? Çok ateşi var. Baksana. Evet, çok da terlemiş. Ben doktor getireceğim. Tamam. Hay Allah oğlum. Yavrum ne oldu sana böyle? Ah, güzelim benim, canım benim. Annesinin bir tanesi bu. Hasta mı olmuş bu? Hoca efendi. Ne oldu hatun? Kalk hoca efendi, galiba evde hırsız var. Kalk, eve hırsız girdi galiba. Girdiyse girdi. Hele çalacak bir şey bulsun, elinden alması kolay. Aman hoca efendi, ben mal derdinde değilim, can derdindeyim. Hadi uyuma. Adam bizi kıtır kıtır kesecek. Hoca efendi. O gümbürtü de neydi? Cübben merdivenden düşmüş. Rafa, ama hoca efendi boş cübbe o kadar gümbürtü çıkarır mı? Hatun, uzun etme. Cübbenin içinde ben de vardım. Aa, vah vah vah. İbadullah. Ha, efendim efendi baba. Ne yapıyorsun oğlum? Aha, ben de onu soruyorum kendi kendime. Git de üstünü başını temizle. Ha? Babasının oğlu. Oh. Ne kadar uslu çocuksun sen böyle. Şimdi daha iyisin değil mi? İyiyim. İğne yapma. Yapmam. Ama ilaçlarını alacaksın. Tamam. Söz. Babası bir daha dondurma yemesin. Çok ısrar edince dayanamadım. Oysa ufak bir külahtı. Hastalanacağını nereden bileyim? Çocuk bu. Havalar soğudu artık. Şimdi uyu bakalım. Tamam. Hadi baba, gelsin. Baba yatmayacağım. Güzel oğlum benim. Bir tanecik oğlum benim. Doktor amcanın söylediklerini yapınca iyileşecekmiş oğlum benim. Ne oldu efendi? Hatun. Buyur. Hatun. Akşam yaptığın helvadan kaldı mı? Kaldı. Bana kalan helvayı getir, ben de sana söyleyeyim. Ama söyleyeceksin, yoksa sabaha kadar uyuyamam ha. Buyur efendi. Buldum şuydu. Hiçbir zaman aynı gün hazırlanan helvanın tamamını yemeden yatağa girmem. Bizim oğlanın canı süt çekmiş, gittiğimde içiyordu. Bugün pişen helvayı bugün ye. Bugünün işini yarına bırakma.
Aferin oğlum. Sayenizde ağababa. Bunlar da kim? Selamun aleyküm hoca efendi. Ve aleyküm selam. Hadi git otla. Atış yapıyordum. İnşallah oğlum bu seneki mükafatı kazanacak. Önce güle güle oturun. Bu çiftliğin eski sahibini tanırdım. İyi adamdı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Oğulları sattı bana. Sen de atmak ister misin hoca efendi? Atalım bakalım. İşte bizim subaşı böyle atardı. Bismillah. Bizim Hürrem Efendi'nin atışı da böyledir. Hoca Nasrettin de böyle atar. Efendim baba. Hocam buyurun şöyle geçelim. Size bir tas süt ikram edeyim. Evet, hadi bakalım. Senin yaşındaki çocukların büyümesi için sütlerini içmesi gerekir. Ama ben içmek istemiyorum. Aa, hadi. Ekmek de doğrayalım, içimizi bastırır. Gel oğlum buraya. Küçük oğlum. Allah bağışlasın. Yahu ne biçim çocuk bu? Ne selam verir ne de eder. Ne de kaşığı kaseden keser. Kaşıkla şöyle bir dokun mu bu da hemen küser. Bu doğru küheylana herkes binemez. Ata binelim mi hoca efendi? Şuna binivereyim ama yardım etsinler. Bacaklarım ağrıyor. Tamam hocam. Hadi çocuklar gelin yardım edin bakalım. Ne yaptın hoca efendi? Kabahat bende değil hayvanda. Ben ters binmedim. Hayvan solak. Ha ha ha.
hastalanma. Ağlayıp harap etme kendini, inşallah düzelir. Hatun Hanım! Baba nerede İbadullah? Kahvenin önünden geçiyorduk, Salim amca vardı. Lafa tuttular efendi babamı. Salim amca yolladı Ayşe teyze, bal. Size mi? Olur mu hiç, size. Ben de şaşırdım. Bari bir tadına bakın. Aman komşu, senin efendiyi bilirsin. Yemiş kadar olduk, İbadullah. Bir tane daha, bir tane daha. Nerede kaldın oğlum? Demek çiftliğin yeni sahibiyle tanıştın. Ya. Yeni atları getirmiş, öyle mi? Öyle. Ortaya doğru bir köylan getirdiler. Ama köylan yerinde duramıyor. Kişniyor, şaha kalkıyor, çifte atıyor. Derken çiftlik sahibinin oğlu ata binmeye kalkıştı. Sen misin binen? Hayvan adamı bir silkeleyişle yere atıverdi. Başka bir usta binici geldi. Eğere binmesiyle kendini yerde bulması bir oldu. Ya sen hoca efendi? Baktım sıra bana geldi. Yağ destur deyip köylanın yerlerine şöyle sıkıca bir yapıştım. Yapıştım. Selamun aleyküm efendiler. Aleyküm selam. Ve ben de binemedim. Nasreddin Hoca da balı severmiş. Bir gün Hatun, Mustafa Efendi, Ayşe oturmuşlar. Bal çanağı da ortalarında. Bal mı yiyeceklermiş? Ah, çeki taşı çeki. Çeki taşı. Hele bir tadına bakalım Salim Efendi. Adetten. Afiyetle yiyin. Yine babana da gittik geçen gün kızım. Ay, odun alıp kafanda. Hadi buyurun. Hadi. Hoca efendi, sade bal içini yakar. Öyle mi? Şu balın kimin içini yaktığını Allah bilir. Sonra Mustafa efendi Nasreddin hocanın ikazlarıyla bu huyunu değiştirmiş. Cimrileri kimse sevmezmiş. Ben de sevmem. Bu ağırmış ya. Hürrem efendinin kızı. Kazlardan uzaktır demişti ama. Gel. dur. Köftör. Benim ona söyleyeceğimi o bana söylüyor. dur. Hürrem efendi. Benim burada ne işim var? Hakikaten senin burada ne işin var? Burada oturmuş dinleniyordum. Kazlar elime geliverdi. Benim de elime geliverdi. Al. Hürrem efendi. Al bak. Hürrem amca. Al. Ama Hürrem amca, al kafam. Al soğuk. Al kafadan anlamayanın hakkı kötektir. Al.